Roma'daki en eski kiliselerden biri olan Santa Maria Antiqua'ya girdik ve erken dönem Hristiyan lahitlerinden birini inceliyoruz. Lahit, Hristiyanlığın Roma İmparatorluğunda yasal hale gelmesinden önceki döneme milattan sonra 300'lü yıllara ait. Bu dönemde Hristiyanlar ibadetlerini gizli bir şekilde yapıyorlar. Yakalanırlarsa da cezalandırılıyorlarmış. Lahit, taştan yapılma bir tabuttur. Santa Maria Antiqua'nın altında gömülü bir vaziyette bulunmuş sol tarafını inceleyerek başlamak istiyorum. Burada pek de alışık olmadığımız bir figür var. Çünkü figür Roma deniz tanrısı Neptün'e benziyor. Dalgalara yaslanmış ve elinde kendisiyle özdeşleştirilmiş üç uçlu mızrağını taşıyor. Üç uçlu mızrağın erken dönem Hristiyan sembollerinden biri olduğu ve çarmıha benzetildiği hakkında bir görüş var. Lahdin üzerinde deniz tanrısının olması diğer tarafa geçip de içinde iki figür olan gemiyi gördüğümüzde anlam kazanıyor. Bir fırtına resmedilmiş. Geminin altında azgın dalgalar var ve bu Yunus peygamberin hikayesinin başlangıcı. Yunus peygamber Eski Ahit'ten bir figür. Tanrı tarafından Ninova şehrine gönderilen, orada yaşayanları uyarması istenen kişi. Tanrı'nın istediğini yapmayan Yunus peygamber bir gemiye biner. Tanrı da onu cezalandırmak için büyük bir fırtına gönderir. Gemidekiler Yunus'un sorumlu olduğunu anladıklarında ona fırtınayı nasıl dindirebileceklerini sorarlar. Yunus peygamber beni gemiden atın diye karşılık verir. Yunus peygamber büyük bir balık tarafından yutulur ve üç gün üç gece o balığın midesinde kalır. Erken dönem Hristiyanları için bu üç gün ve 3 gece Hazreti İsa'nın dirilişten önce mezarında geçirdiği üç gün ve üç geceyi temsil eder. Ve bu lahdin geri kalan kısmı için de anlamlı bir olay. Lahit ölümden sonraki yaşamla ve hayatta kalmayla alakalı. Yunus peygamber için pek alışılmadık bir temsil var karşımızda. Öncelikle çıplak ve sağ dirseği yukarı bakıyor. Sol kolu yine açık duruyor ve bacakları da birbirinin üzerinde. Bu poz antik Roma'dan alınmış mitolojik bir figür olan Endymion'a benziyor. Endymion gençliğin güzelliğini temsil eden ve ay tanrısının aşık olduğu bir karakterdir ve Zeus tarafından sonsuza kadar uyku ile ödüllendirilmiştir. Sonsuza dek sürecek uyku bir lahit üzerinde ne kadar da anlamlı öyle değil mi? Peki yukarıda ne oluyor? bir ağaç var. Hikayenin sonunda Yunus peygamberin bir çardak altında dinlendiğini biliyoruz. Ama üç kuzu biraz gizemli. Bunun cennete yapılan bir gönderme olduğunu söylemek mümkün. Devam edecek olursak, erken dönem Hristiyan resimlerinde sıklıkla karşımıza çıkan bir başka figürü, sanat tarihçilerinin Tanrı'ya yakaran figür olarak adlandırdıkları figürü görüyoruz. Bu figür genellikle bir kadındır. Kollarını havaya kaldırmıştır ve dua eder. Bunlar ideal çiftin özellikleridir. Kutsal metinleri okuyan adam ve dua eden dindar kadın. Kadının ve adamın yüzlerinin bitirilmemiş olması da son derece ilgi çekici. Bir ihtimal bu yüzler lahdi satın alacak kişilerin yüzlerine göre yontulacağı için tamamlanmamış olarak bırakıldı. Oturan adam ve ayaktaki kadın figürleri yine erken dönem Roma pagan sanatından alınmış. Sıradaki figür yine erken dönem Hristiyan temsillerinde sıklıkla karşımıza çıkan bir başka figür. Burada Hz. İsa iyi çoban olarak temsil ediliyor. Bu yeni ahitten. Figürün nasıl yontulduğunu dikkatlice izleyecek olursanız ileri dönem klasik geleneğin izlerini görmeniz mümkün. Kontraposta ait izler var. Bu antik Yunan sanatından gelen bir figür ama burada Hristiyan alemi için çok farklı ve özel bir anlamda kullanılmış. İnananlar Hz. İsa'nın sürüsü gibidir ve Hz. İsa onları koruyacak ve cennete götürecektir. Sağa doğru ilerlediğimizde karşımıza çok tanıdık bir Hristiyan sahnesi çıkıyor. Vaftiz. Vaftizin gerçekleşeceği sular, vaftizi yapacak olan sakallı figür ve vaftiz edilecek çocuk. Bunun vaftizci Yahya olması mümkün. Çocuk ise her ne kadar küçük olsa da Hz. İsa. Ancak bu sahne genel olarak vaftiz kavramını ifade ediyordu olabilir. Yani vaftiz edilen kişi Hristiyanlığa geçen herhangi biri olabilir. Vaftiz edilecek figür bir kuzuya bakıyor. Kuzunun Hz. İsa'nın korumasında olan sürüyü temsil ettiği düşünülürse bu figürün Hz. İsa olması son derece olası. Ağaçta güvercine benzeyen bir kuş var. Bu gerçekten bir kuş olabilir ama Hz. İsa'nın vaftizinde görünen Kutsal ruh olma ihtimali de var. Lahtin diğer ucunda ellerinde ağ tutan iki balıkçı figürü var. Hz. İsa'nın havarilerinin birçoğu balıkçıymış ve Hz. İsa da onlardan ruhların balıkçıları olarak bahsedermiş. Lahitin üzerindeki figürler çok etkileyici çünkü Hristiyan ikonografisinin ve görüntüler aracılığıyla hikaye anlatımının yaratıldığı döneme aitler. Bu lahit erken dönem Hristiyan sanatı için verilebilecek muhteşem bir örnek. Konstantin öncesi dönemden yani Hristiyanlığın yasallaşmasından ve baskın din olmasından önceki dönemden bahsediyoruz. Hristiyanlık yasallaştığında Roma İmparatorluğu'nun resmi dini haline geldiğinde ikonografi de değişecek. Ama bu lahdin Roma İmparatorluğu'nun yeni dini için yeni ve sanatsal bir dil geliştirmeye çalışıyor olması son derece etkileyici.